Kur'an'ın terbiye ettiği Müslümanlar nasıl? "Yut'imunut'ama ala hubbihi miskinan ve yetiman ve esira. İnne ma nut'imukum li Onlar yetime veriyorlar, dul kadına veriyorlar, muhtaç olana, esire veriyorlar ama muhabbetle veriyorlar. Sevdikleri malı veriyorlar, sevdiklerinden veriyorlar ve sonra diyorlar ki: "Asla biz sizden teşekkür vesaire istemiyoruz. Plaket istemiyoruz. Adımızı sağda solda almayın. Hiçbir yerde bizim adımızı telaffuz etmeyin. Eğer buna riya karışırsa o zaman mahşerde rahim olan Rabbimin merhametine ben nail olamam. Ben bunu madem ki Rahman olan Allah Azze ve Celle bana ihsanda bulundu. Bu mülkü verdi, bu serveti verdi. Benim de iki tane ayağım var, iki tane elim var. Başım da, gözüm de onlar gibi. Fakir olanlardan beden itibariyle farkım yok. Belki o adam daha zekidir. Ama sen bana verdin ya Rabbi. Rahman olarak bana merhamet ettin. Şimdi ben bir imtihandayım. Acaba senin sair kullarına merhamet edecek verdiklerinden onlara ikram edecek miyim diye Müslüman bunu düşünür, verir, infak eder. Osmanlı'ya baktığınız zaman şu kadar vakıf vardı kardeşler. Zengin olanlar yaşadılar, çocuklarına mallarından bıraktılar ama önemli bir bölümü neredeyse imkanı olanların tamamı geride ya bir cami yaptı ya bir medrese bıraktı onun yanında dükkanlar yaptı. O medreseyi, o camiyi baksın diye. Böyle eserler bıraktılar, öyle ayrıldılar dünyadan. Niçin? Allah Teala'nın rahmetine ona talipler. Rahim, yani o Rahim Celle Celalu muhatap olabilmek için şey yapmamız lazım. Femen kana yerucu liqa rabbihi felyamel amelen salihah. Allah Teala'ya ulaşmak istiyorsak, ulaşıp da rahmetine muhatap olmak arzusundaysak, o zaman kardeşlerim ameli salihimiz olacak. Rahim Celle Celalu. Bu isim bizi ona sevk ediyor. Osmanlı'da, Selçuklu'da, ondan öncesinde şu kadar vakıflar var, medreseler var, yapmışlar bunları, şifahaneler yapmışlar. Hamamlar yapmışlar. İnsanlar gelsin, yıkansın diye. Kervan saraylar yapmışlar. Bugün olduğu gibi oteller yoktu. Gidenler bir şehirden başka bir şehre kervan saraylarda kalırlar. Oralarda konaklarlar. Üç gün kalırlar. Bir ücret ödemezler. Hem onlara bakılır hem hayvanlarına bakılır. Sonra ayrılır. 40 kilometre sonra akşam olduysa başka bir handa orada gecelerler. İki bu han sahipleri para almazlar. Niçin bu hanları o tarihlerde yaptılar? Allah Teala'dan karşılığını bekliyorlar. Kardeşlerim bir eser yaptınız. Üzerinden asırlar geçti. Adı yok, yapanı belli değil, banisi kim, vakfeden kim, Bununla alakalı en küçük bir kayıt yok. Belki de o medrese yıkıldı. Taşları bile kalmadı. Ne kadar medrese yıktılar. Rumeli'de yıktılar, Buhara'da, Semerkant'ta. alem İslam'ın farklı noktalarında, Türkiye'de bile ne kadar medrese yıktılar. Yerlerine kimisinin tuvalet yaptılar. İş yeri yaptılar. Camileri bile iş yerlerine çevirenler oldu tek parti döneminde. Bunları bu milletleri yaptılar biliyorsunuz onları. Peki yıktılar diyelim medreseyi. Müslüman onu dişinden tırnağından biriktirerek yapmıştı. Allah Teala'nın huzuruna gidince onun sevabından mahrum olur mu? Olmaz. Onu yıkanlar onun cezasını elbette görecekler. Müslümanlar büyük ecirlere, mükafatlara nail olurlar. O medreselerde Kaç tane talebe okudu? Kaç alim oldu? O alim olanlar sonra memleketlerine döndüler. Oralarda medrese açtılar. Onlar diyardan, uzaktan, yakından gelenlere ulum-i İslami okuttular. Onlar da kendi beldelerine döndüler. Oralarda medreseler kurdular. Oralarda halkalarda dersler okuttular. Onlar icazet verdiler. İlim bu şekilde yayıldı. O ilk medrese yapılan medrese yıkılmış olsa bile bugün okuduklarımızda o medreseden bir pay varsa o alimin amel defterine yazılıyor kardeşlerim. Allah Teala'nın yolunda aşkla, muhabbetle hizmet edince Rabbim de Rahman ismiyle dünyada Rahim Celle Celaluhu ismiyle ahirette tecelli ediyor rahmetiyle bizlere muamele ediyor kardeşlerim